YouTube kanalımızdayız. Ali Aysun Kocatepe YouTube kanalı. En çok sorulan sorulardan biri bize bir şey anlatmaya başladı. Ama tamam bir şey anlatmaya başladım ama önce bir bak bizi izleyenler var dostlarımız. Bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız diye girelim. Nasılsınız? Çünkü heyecanlandık. İlk kez tabii şimdi YouTube kanalımızı açtık ve ilk bir şeyler anlatacağız. Anlatacağımız bölüm, ilk bölümümüz diyelim. Ne yapacağımızı şaşırdık. YouTube, onun için biraz mazur görün. Şimdi elimiz ayağımız biraz karıştı. YouTube kanalında sizlerle ilk kez tanışırken, buluşurken biz de Aysun'la nasıl tanıştığımızı anlatacağız. Vallahi bu giriş oldu için. Harika. Hemen İşi toparlayalım şimdi. Hemen başlayayım. 1984 yılının Temmuz ayına gidiyoruz. 13 Temmuz gecesi. Biz o sırada, biz dediğim az solistimiz Selma Güner'i, onun altında Sezen Aksu, 19. ortasısı eşliğinde söylüyor. Ben de Sezen'in konuğu olarak sahne alıyorum. Bir ay kadar bir süre Fenerbahçe taraflarında Baküs gazinosunda çalışmıştık. O akşam... Şimdi ben tabii sen Selma... Sen de tanışmıyoruz. Ay tanışmıyoruz ama şöyle bir şey var izleyicilerimiz için. Selma Güner'i benim halam olur. Şimdi Selma Güner'i Ali Sezen beraber çalışıyorlar. Ben de tesadüf olarak halamı o akşam izlemeye gidiyorum. Tabii ki Ali Kocatepe ismini biliyorum ama hiç tanışıklığımız yok. Ve akşam da halam şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Aysun, Sezen Aksu'nun doğum günü bugün 13 Temmuz. Ali Kocatepe'de Sezen için bir parti ayarlamış. Ben gidiyorum. Lütfen sen de bana eşlik eder misin? Çünkü halam biraz böyle hani çekingen bir yapısı vardı. Pek tek başına gitmeyi sevmez. Tabii ben bu olaylardan benim haberim yok. Ben eşlik sadece Baküs'e senin o organizasyona katıldınız. O partiye geliyor. Onun öncesine gelelim. Ben organize ettim. Rejin Disco Korken taraflarında o zaman en popüler mekanıydı. Havuzun kenarı Rejin Disco. Sezen, orkestradaki arkadaşlar, onunla hep beraber çıktık. Giderken Selma Güner'e uğradım. O bizden sonra sahne alacak. Aman dedim Selma, biz şuradayız. Gel muhakkak bu akşam Sezen Aksu'nun doğum günü, hep beraber kutlayalım. Tamam dedi Selma. Biz kalktık gittik. Ve gecenin bir yarısından sonra nihayet Selma Hanım teşrif ettiler. Merdiven var, merdivenden kolluyorum. Aşağı doğru inerken yanında çok güzel bir genç kız gördüm. Acaba dedim Selma ile birlikte mi geliyor? Evet, Selma ile konuşuyorlar. Evet, o genç kız sensin. Tanımıyorum. Çocuklara dedim ki yanındaki yeri lütfen Selma'nın misafirine ayıralım. Sakın kimse oturmasın dedim. Bir oturdum, bir oturdum. Geldiler. Selma halası oluyor. Aysun'u tanıştırdı. Ben Aysun'u hemen yanıma buyur ettim. Tabii sohbet, konuşuyoruz. Sohbetten sonra da müzik, çok güzel müzik çalıyor o dönemde. Ve Hello diye bir şarkı vardı. Lionel Richie'nin Hello'su. Lionel Richie'nin Hello'su. Ben de mırıldanmaya başladım ama gerçekten içgüdüsel olarak yani... Aysun'u dansa davet ettim şarkı başlayınca. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You are all I ever wanted, and my arms are open wide. Şimdi Lionel Richie söylüyor ama Aysun da mırıldanıyor, işi gidiyor. Allah'ım yarabbim ne güzel sesi var bu kızın. Biz Aysun'la dans ediyoruz. O bitti, Stevie Wonder'dan başladı. Pest on Paradise. Pest on Paradise. Aman Allah'ım harika şarkılar. Bir baktım Memory çalıyor. Aysun Memory'i de söylüyor. Ya bu kız cevher dedim. Hayran kaldım. Sonuçta Sezen Aksu'nun doğum günü vesile oldu. Ve böylece tanışmış olduk. Tanıştık. Evet, aradan belli bir zaman geçti. Bir gün eve telefon geldi. Dediler ki gelişim yayınlarında işte Erkekçe dergisinin yazı işleri müdürü Ali Kocatepe. Sekreterim Ali Kocatepe sizi arıyor. Ben de telefona çıktım. Tabii şaşırdım çünkü belli bir zaman geçmiş. Yani orada tanışılmış ama orada bitmiş.
Daha önce Sezen Aksu'nun doğum günüydü. Bu sefer de efendim Doğan Canko'nun doğum günü. ve tam o bir hafta sonrasıydı. O vesileyle davet etti. Ben de gittim ve işte ikinci kez tekrar orada tanışmak, böyle böyle sohbetler, güzel konuşmalar derken bir 6 ayı, 7 ayı geride bıraktık ve sonrasında da işte Kasım ayının sonlarına evet, doğru nişan yaptık. 1985'te 1985'in 25 evet, 25 Mart 1985 evlendik. Tarihinde de evlendik ve bugüne kadar da geldik. Öyle şeyler yaşadık ki Ali, acılarıyla, üzüntüleriyle, mutluluklarıyla çok güzel dostlarımız oldu, arkadaşlarımız oldu. Tabii ki sanatçı dostlarımızla paylaştığımız çok güzel anılarımız var. Sanat yaşantımız var, özel yaşantımız. Yani o kadar esasında dolu dolu bir hayat oldu ki anlatacak çok şey var. Onun için ne diyoruz? Lütfen bizi YouTube kanalımızdan izleyin, izlemeye devam edin. Abone olun önce. Sonra da anılarımızı paylaşalım. Yani çok özel şeyler var. Daha yeni başladık ya, hemen ikaz ettiler. Dediler ki siz hep anlatacaksınız, anlatacaksınız ama de karşılığı olmalı. Bakalım anlattığınız şeyler beğenilecek mi? Ya da özel sorular gelebilir, özel yorumlar olabilir. Yani sizlerin yorumları da bizler için çok önemli. Lütfen yazarsanız ve paylaşırsanız böyle karşılıklı bir paylaşım içerisinde olursa merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz. Yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi yazabilirsiniz. İstediğiniz şarkıları söyleyebilirsiniz, bize sunabilirsiniz. Evet. Biz de onları bazen zaten böyle piyano işliğinde... Zaten konserlerimiz olacak. Böyle mini konserlerimiz canlı canlı okuyacağız. Ve sizlere de anında... Vereceğiz. İleteceğiz. Evet, yeni yani, şarkılar, eski şarkılar, anılar, daha neler olacak. Bizi izlemeye devam edin. Neler olacak. Abone olun.